Giden emeğine mi yanayım, parana mı? Yoksa harcadığın onca zamanı mı ha? Ay bir heves, hepsini toprağa gömdü işte. Anne, söylediğime pişman etme beni ne olur. Ben ta en başından söyledim mi söylemedim mi? Ha? Bundan korkuyorum işte. Başımıza geldi. Oğlum, doğru dürüst hesap yapmadan böyle büyük işlere kalkışılır mı? Biz hesabımızı topraktan satmak üzerine kurduk. Bir daire sattık mı, bütün kabı inşaatı bitiriyorduk. İkincisiyle içini yaptık mı, tamamdı. Satamadık işte. Olmadı. Tutmadı hesaplar. Bugün kalıpçının parasını da verdik gelirken. 5 kuruşumuz kalmadı. Of. Öbür işçilere de borçluyuz. Hay Allah. Ah ah. Anne sözü dinlemedin. Söyleme öyle anne, kötü oluyorum. Zaten moralim bozuk. Bir de sen üstüme gelme. Devredin bari birine. Zararın neresinden dönerseniz kârdır. Dönmek de istemiyorum işte. Bunu da beceremedi. Bunu da yüzüne gözüne bulaştırdı dedirtmek istemiyorum anne. Artık mahcup olmak istemiyorum kimseye. Kendime bile. Yenilmek istemiyorum artık. Sus sus. Harap etme kendini. Dur bakalım baban ne diyecek? Sakın. Sakın anne, babama söyleme. Bilmesin. Olur mu? Bir çare düşünür belki. Ondan çare istemeye yüzüm yok. Yeter benim için yaptığı fedakarlık. Daha fazlasını bekleyemem. Anne, sakın ona söyleme ne olur. Bak bir daha bir şey söylemem sana da. İyi tamam, söylemem. Ev sahibiyle taahhütnamemiz var. Zamanında bitiremezsek tazminat ödemek zorundayız bir de. Ay. Bak başımıza gelenler bak. E ne olacak peki? Ne yapacaksınız? Bilmiyorum anne. Hiç bilmiyorum. Ne yaptın Erkan? Konuştun mu eniştenle? Ondan da hayır yok beyoğlu. Daha ben ağzımı açmadan... Adam bir başladı borçlarından dert yanmaya. Hani cebimde para olsa çıkarıp vereceğim yani, o kadar. Hay Allah. Son ümidimiz de bitti desene. Babam arabayı satacak işte. Bir o var. Ne verirler ki babanın arabasını? İşçilere olan borcumuzu bile karşılamaz. Bankadan kredi alabilseydik kurtarırdık ama... İkimiz de bankaların kara listesindeyiz. Harç bitti, yapı paydos o zaman beyoğlu. Buraya kadarmış. Neredesin sen şimdi? İnşaata gidiyorum. İşçiler para bekliyor. Bir yalan uydurayım da haftaya kadar oyalayayım işteyse. Sonra da eve gidip yatacağım. Ben gelene kadar ayrılma bir yere. Kalan malzemeyi hırsızlara kaptırmayalım bari. İyi. Geç kalma bari, tamam? Tamam. Tamam, hadi görüşürüz. Sen niye bizimle gelmiyorsun? İnşaata gideceğim. İşim var benim. Ben hazırım. Pişti mi senin poğaçalar? Pişti pişti. Bir paket yapacağım hemen. Şevket? Doğru dürüst konuşamadık oğlum. Nasıl gidiyor? Nasıl olsun? İyi işte. Merak ediyorum. Bir ara gelip bakacağım inşaata. Beklerim. Hatta annenle geliriz. Değil mi aileye? Gidelim bakalım. Oğlumuz ne yapmış bugüne kadar görelim. İneyim ben, hazırlayayım yiyecekleri. Gidelim bir an önce. Hadi, yolcu yolunda gerek. Kıyafetim nasıl abi? Çok şık. Teşekkür ederim. Cimcime. Canım. Şevket,
Şevket. Şevket. Affedersin. Affedersin. Yo, buyurun, buyurun. Kusura bakma, seslendim ama duymadın. Dalmışım. Oturun, buyurun. Ne oldu? Yok bir şey. Buyurun. Kolay kolay dökmez adam o yaşları. Anlat bakayım bana. Battım Mithat Bey. Ne diyorsun? İnşaata devam edecek para kalmadı. Hiç olmazsa bir katı topraktan satarız diyorduk. Alıcı yok. Hadi. Sözleşmem var. İnşaatı vaktinde bitiremezsem mal sahibine tazminat ödemek zorundayım. Bir tuğla daha koyamıyorum. Durduk yerde malzemelere zam geliyor. Bir kuruş kalmadı. Babamdan isteyemiyorum. Zaten elindekini avucundakini verdi. Şu 6 ayı bir atlatabilseydim. Evleri bir bitirebilseydim. Allah yardımcın olsun, ne diyeyim. Hayır, benim de durumum biliyorsun. Babanlardan borç aldım, yoksa... Lütfen. Lütfen Mithat Bey. Onun için anlatmadım zaten. Kusura bakma. Hayır yakışıklı, sen kusura bakma, olur mu öyle şey? Aynı çatının altındayız. Olsa tabii ki birbirimize destek olacağız da... Yok. Hay Allah, aslında ev bitmeden satmamak lazım. 6 ay bir dişini sıkabilsen... Ama nasıl işte? Her şey birbirine bağlı. Yapacak bir şey yok. Para olacak ki inşaat bitecek. Doğru. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.